Evet sevgili izleyiciler, haftanın son gününden, mübarek cuma gününden hepinize iyi günler diliyoruz. Bir not defteri programına daha başlıyoruz. Öncelikli olarak konuğumuz Murat Seyirci'ye hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Murat. Bak direkt olarak konuğum olarak seni tanıttım, haberin olsun. Önce tek bana kesmesini bekliyorum, ondan sonra konuşacağım. Rüştü Bey ve Ali Bey ev sahibimiz. Sen misafirimiz bugün. Efendim yine hayata seyirci kalmadık. Programımızın başında bunları söylüyoruz biliyorsunuz. Bakmayın siz Yalçın'ın beni konuk olarak tanıttığına. Aslında biz bu dünyada konuğuz. Karıcı değiliz. Biliyoruz, farkındayız. Hatırlatmana gerek yok. Yalçın küçük. Hayata biz seyirci bir gün... ne yapmıyoruz? Hayata seyirci kalmıyor. Küçük küçük notlarımızı yine almaya devam ediyoruz. Haftanın son gününde yine sizlerin karşısındayız. Kanal ve ekranlarında yine konuğumuz ve konuklarımız var. İş adamları, iş dünyasını konuşacağız. Biraz Antalya'yı konuşacağız. İnşaatı konuşacağız. Çok şey konuşacağız gibime geliyor. Evet, göçmen kuşlar gibi bir gün olacak değil mi? Hepimiz bunun yanından gideceğiz. İş adamı da olsak gideceğiz, siyasetçi de olsak gideceğiz. Bu ülkeyi yönetsek de gideceğiz. Ya bir şey söyleyeceğim Murat. Hayırdır? Evet. Bugün hep böyle göçmekten bahsediyorum. Bir ayağın çukurda mı nedir? Ya yani demin başladığından beri vallahi, öbür taraftan bahsediyor. Allah konuşturuyor diyecekler şimdi. Daha bizim sorumluluklarımız var ya. Antalya'ya daha bizim hizmetlerimiz olacak. Yapma Yalçın. Sen açıyorsun konuyu yani. Çok gencim. Senin gibi yaşlı değilim ben. Ya 41 kere maşallah tabii ki. 42 olduk. Konya plakasına ulaştık efendim. Sıkıntı yok. 41'i açtık artık maşallah diye millet. 42'ye geldik. O zaman maşallah değil. Evet, bugün yanımızda iş adamları. Kepsiyat efendim. Tepe Sanayici İş Adamlar Derneği artık uzun bir yerden sonra tekrar aramızda. Kepez'deki iş adamları bir araya geldiler. Çok daha önce bir araya gelmişlerdi aslına bakarsanız. Ancak şimdi yeni bir yönetim, yeni bir ekip, yeni bir ruh, yeni bir hava, yeni bir enerji. Bakalım neler yapacaklar, soracağız. Bugün basınla buluştular. Dedik ki basınla buluşma yetmez. Bir de halkla buluşun siz değil mi? Hemen buyurun gelin dedik. Programımıza konuk aldık. Tabii gazetelerde yarın çıkacağı için biz öncesinde konuk almış oluyoruz. Biraz haber atlatma mı oldu? Sabah yani sabah konuştuklarını bugünden halka duyuracağız. Yarın da artık ayrıntıları gazetelerden okursunuz. Evet, tabii basına demeç vermek bir tarafa, canlı yayında konuşmak bir tarafa. Rüştü Peker efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat'cığım. Yalçın Bey hoş bulduk. Sizlerin şahsında tüm kanal ve izleyicilerini saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şahsım ve Kepez Sanayici ve İş Adamlar Derneğimiz adına. Teşekkür ediyoruz bizi misafir etti, programımıza konu ettiğiniz için. Evet, Kepsiyat. Kepez aslında gelişen bir bölge. Her ne kadar psikolojik olarak biraz geri kalmış bir bölge gibi algılanıyor insanlar zihninde. Kepez'de Lara, niye Varoş deniyor? Varoş da o. Tabi o gece konular o bölgede. Efendim? Varoş ne demek? Var ve hoş olmakla, var ve hoş olan iki tane kelimenin birleşmesinden dolayı orada çıkan varmış. Varlığı, i̇şte varlığı hoş oranı. Geri kalmış efendim, gecekondu bölgesi şeklinde algılanıyor. Tabii çok ciddi atılımlar yapıldı o bölgede. Çok güzel projeler oluşturuldu. İş adamları da ciddi anlamda özellikle müteahhitler artık sosyal konutlar yaptılar. Yani İnsanların sosyalleşebileceği özel konutlar yaptılar, siteler yaptılar. Gerçekten lüks konutlar da oluştu. Eş merkezler yapılıyor bir taraftan. Kentsel dönüşümün gerçek anlamda hayata geçtiği bir bölge oldu Kepez. Çünkü kentsel dönüşümü bizler yanlış algılıyoruz. Sadece bir binayı yıkıp, eski bir gecekonduyu yıkıp yerine bina yapmak olarak algılıyoruz. Aslında öyle değil. Kentsel dönüşümün amacı bir sokağı ya da mahalleyi ya da bir bölgeyi komple olarak kentsel dönüşüme sokmaktır. Bununla ilgili çalışmalar da var. Değineceğiz. Evet tabii Antalya'da pek çok iş adamları derneği var. Yani Ansiyat, Yörsiyat, Dösiyat, Antiyat, Antiyat gibi o kadar çok ki çok fazla var. Antikat var yine bayanların kurmuş olduğu bir dernek. Tabii Kepez'in herhalde iş adamları derneği olarak tek olsa gerek diye biliyorum ben. Kepsiyat, Kepez Sanayici İş Adamları Derneği. Dernek kurmak çok kolaydır da yürütmek çok zordur. Özellikle iş adamları dernekleri. İş adamları deyince artık hepsi biliyorsunuz belli bir seviyeye ulaşmış, ekonomiye katkısı olan insanlar. Artık bu insanlar ekonomiye olan görevlerini şimdi şehre olarak adapte ediyorlar. Yani şehre olan görevleri haline dönüştürüyorlar. Bakalım ne yapacaklar? Kepsiyat, yani Kepez'deki iş adamları ne yapacak? Kepez için ne yapacak? İş adamları için ne yapacak? Bunlarla ilgili konuşalım istiyoruz. Yavaş yavaş başlayalım mı başkan? Siz bilirsiniz. Başlayalım madem. Önce sözü evet, başkan, size verelim.
Şöyle Kefsat'ın bir geçmişinden bahsedelim. Bugünlere gelişini bir hatırlatalım insanlara. Bir tanımış olsunlar. Evet. Ondan sonra projelere geçelim. Kefsat 6 yıl önce bizden önceki iş adamlarımızın kurmuş olduğu Kepez'deki İş Adamları Derneği. Açılımı Kepez Sanayici ve İş Adamları Derneği. Arkadaşlarımız 5 yıl yaklaşık görevde bulundular. Kendi süreçleri içinde gene Kepez'le ilgili, dernekle ilgili yapabilecekleri güzel hizmetleri yapmaya çalıştılar. Biz bu derneği kurup bugünlere kadar getiren bizden önceki tüm başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ediyoruz. Biz geçen yıl arkadaşlarımızla birlikte olağanüstü bir genel kurulla görevi devraldık. Yaklaşık 8-10 ay görevi sürdürdükten sonra Ocak ayında yaptığımız olağan genel kurulumuzda yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte üyelerimiz teveccüh göstererek bizleri tekrar göreve seçtiler. Onun için tüm üyelerimize şahsım ve yönetim kurulu üyelerim ve denetim kurulu üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Amacımız önce yönetim kurulunu sayalım bir. Kimlerden oluşuyor yönetim kurulu? Ondan sonra amaçlara geçelim. Evet. Yönetim kurulunda bugün de buraya beraber geldiğim değerli arkadaşım Ali Fidan Bey var. Başkan yardımcımızdır aynı zamanda. Bolat Yıldırım arkadaşımız var. Kendisi müteahhitlik işiyle uğraşıyor. Gene Ali Fidan abimiz petrol işletmesi ve inşaat işiyle uğraşıyor. İltemir İnşaat İsmail İltemir arkadaşımız var. Yine Kepez bölgemizin başarılı müteahhitlerinden birisidir. Firmaları vermemeye çalışalım. İsmini. Tabii evet. Reklama girmesin. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Artık acemiliğimize sayın veya heyecanımıza. Ali Koç arkadaşımız var. Kendisi de gene bir iş adamı. Bekir Öner arkadaşımız var. Ahmet Oktay var. İslam Kartal var. Ramazan Çakır arkadaşımız var. Mustafa Arslan var. Ahmet Şimşek var. Evet, bunlar 15 kişiden oluşuyor yönetim kurulumuz. 3 tane de denetim kurulumuz var. Arkadaşlarımızın her biri kendi alanlarında kendilerini, başarılarını ispatlamış ve Kepez'in dinamiği durumda olan arkadaşlarımız. Biz onları gerek yönetime alırken gerekse üye yaparken dikkat ettiğimiz en önemli unsur onların Kepez'e ve Antalya'mıza, dolayısıyla ülkemize bir katma değer sağlayan arkadaşlarımız olmasına özen gösteriyoruz. Ve her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İnşallah onlarla birlikte omuz omuza vererek Kepez'e, Antalya'ya ve ülkemize hayırlı hizmetler yapmak için ve istihdama, ülke ekonomisine vergi vererek ihtiyacı olan gerçekten zor durumdaki Kepez'deki hemşerilerimize faydalı işler yapmak, doğal ve bazı afetlerde gene hemşerilerimizin gücümüz yettiği ölçüde yanlarında olmak hedeflerimiz arasında. Hedefler bitmez. Özellikle sizden beklentiler çok. Derler ya şimdi, yani sonuçta para var arkadaş sizde diyecekler. Hadi şöyle bir el atın şu soruna diyecekler. Diyecekler mutlaka. Bunlar sorumluluktur bir taraftan. Yani sorumluluk, isteyen de sorumluluk sahibidir, veren de sorumluluk sahibidir. Son itibariyle o bölgenin ihtiyaçları varsa bir anlamda sizlerin kapısı çalınacaktır. Ali Bey'e de bir söz verelim. Hoş geldiniz aramıza. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun diyelim. Sizlerin ne söylemek isterseniz. Başta arkadaşlarımla işte görüşerek böyle bir oluşumun olmasını istedikleri için, yani bizi de aralarında görmek istedikleri için ben teşekkür ediyorum. Böyle bir oluşumda olmak işte hem çevre, mesela burada yaşadığımız bölgeye bir şeyler katabilmek, bu bölgeye istihdamda bulunabilmek ne güzel bizim için, yani çalışma fırsatı verdiler. Teşekkür ediyorum. Bu işte arkadaşlarımızla birlikte çalışmaktan da çok gurur duyuyorum. Evet. Tabii şimdi iş adamları doğal olarak bir taraftan bölgede
mutlaka ki bölgesiyle alakalı gelişime katkı sağlarken bir taraftan da herhalde iş dünyasının sorunlarını da demiş olayım, rapor olacaklardır, bir dosya çıkaracaklardır ilgili mercilere. Doğru. Şimdi bu işin içinde belediyeler var. Sonuçta belli. Bir taraftan siz meclis üyesiniz aynı zamanda. Milletvekili kısım var, bakan kısım var. Buralara ulaştıracaklar ki hem Kepez bölgesindeki ekonomiyle alakalı hem de o bölgedeki sorunlarla alakalı. Mesela bir imar sorunu örneğin. İşte kentsel dönüşüm bir taraftan devam ediyor. Her sektördeki, farklı sektörlerdeki iş dünyasındaki sorunları da taşımak durumundasınız. Evet. Bunlar sizin sosyal sorumluluktan ziyade bir taraftan o yürüyecek ama genel sorumluluklarınız arasında yer alıyor tabii. Bununla ilgili de var mı düşünceler? İşte komisyonların oluşturulması gibi bir çalışma var mı iş bünyenizde? Yani nedir? Kepez'deki iş dünyasında sorunlar tespit eden bir komisyon, sosyalleşmeyle ilgili bir komisyon. Yani böyle farklı komisyonlar da var mı? Oluşturacak mısınız? Şimdi başkan yardımcılıklarımız var. Malumunuz derneğimizde. Her başkan yardımcımızın ayrı bir görev ve sorumluluğu var. Bu anlamda da gerek üyelerimizden gerekse Kepez'deki hemşerilerimizden her türlü sıkıntıyı, sorunu gerekli mercilere götürmek bizim zaten sorumluluğumuz, yazılı olmayan bir sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni mutlaka yapacağız. Yapma gayret içinde olacağız. Her sorunu çözmemiz mutlaka mümkün değil ama duyarlılığımızda hem üyelerimize hem de bize müracaat eden herkese göstereceğiz. Yani biz zaten meclis üyeliği sıfatımızla da tüm Kepez'e en güzel hizmeti vermek için bu görevlere talip olduk. Onun için elimizden geleni yapmak zaten sorumluluğumuz arasında. Boynumuzun borcu diyorsunuz. Evet. Tabii derneğe üye olmak isteyenler mutlaka ki İş Adamlar Derneği'nde bir takım kurallar, kaideler var değil mi? Yani giriş için önemli işte kriterler var. Yani pek çok dernekte var. Kepsat'ta var mı bilmiyorum. Sizde var mı böyle aranıza girecek olan iş adamlarında şöyle bir özellik olacak gibi? Yani bir komisyon tabii kurup o komisyonu inceliyor mu? Sonuçta böyle aranıza herkese giremez diye değerlendiriyorum ben. Evet. Nedir orada sizin kriterleriniz? Derneğimiz Dernekler Müdürlüğü'ne bağlı olduğu için Dernekler Müdürlüğü'nün tüzüğüne ve yasalarına göre çalışıyor. Dolayısıyla müracaatları biz alıyoruz ya da derneğimizde olması gerektiğini düşündüğümüz kişileri bizzat ziyaret ederek derneğimizde olmaları için davet ediyoruz. Ya da bize müracaatla gelenleri de yönetim kurulumuza değerlendirerek üyeliğe kabul ediyoruz ya da etmiyoruz. Bugüne kadar hiç etmediğimiz arkadaş olmadı. Tabii Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve sicilinin olmaması bizim için yeterli bir kriterdir. Ama bunun yanında Kepez'de yaşaması, Kepez'in iş dünyasında olması ve Kepez'in dinamiklerinden birisi olması da tercihimizdir. Evet, iş adamları deyince tabii ki bir yandan da istihdam akla geliyor. Şimdi baktığımız zaman da son açıklanan işsizlik oranlarına, işsizlik rakamlarına biraz çıktığını görüyoruz. Bununla ilgili de hükümetin çeşitli destek paketleri var. Bunların bir tanesi işte İşkur'la ortak çalışmalar yapılıyor. Bazılarının sadece sigortası, bazılarının maaşının yarısı, bazılarının tamamı, maaşın tamamı da dahil olmak üzere hükümet tarafından karşılanıyor. ATSO Başkanı Davut Çetin de bununla ilgili olarak iş adamlarının da taşın altına elini koyması gerektiğini ve istihdam noktasında bunlardan faydalanılması gerektiğini söyledi. Sizler bu paketlere nasıl bakıyorsunuz? Ciddi anlamda bir yandan işsizlik var diyoruz ama bir yandan iş beğenmeme var diyoruz. Bir yandan da istihdam paketleri açıklanıyor. Neler söylersiniz? Evet, günümüz Türkiye'sinin en önemli sorunlarından birisi işsizlik. Bu konuyla ilgili saygıdeğer Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta bir istihdam seferberliği başlattı. Ve buna ilk olarak Bursa'daki iş adamları destek verdi. Yaklaşık yıl sonuna kadar 80 bin işsizi iş sahibi edeceklerini müjdesini verdi. Bu bizleri de gerçekten sevindirdi ve heyecanlandırdı. Onu takiben gene MÜSİAD bir açıklama yaparak yaklaşık 500 bin kişiyi de onlar istihdam edeceklerini ve İstanbul Ticaret Odası yine buna katkı sunarak 250 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını. Gene Ankara Ticaret Odası. Biz bunları gönülden destekliyoruz. İnşallah Antalya Ticaret ve Sanayi Odamız ve İş Adamları Derneği de bunda bu konuyla ilgili üzerine düşeni yapacaktır. Bizim şu anda üyelerimiz binlerce kişiye iş verir boyuttadır.
İnşallah onların da istihdama bundan sonraki süreçte katkıları artarak devam edecektir. Yeni iş kollarına girerek, yeni yatırımlar yaparak. Yani bunu canı gönülden destekliyoruz. Biz ülkenin en dar gelirlisinden en üsttekine kadar herkesin mutlu olması, herkesin münasır medeniyetler seviyesine çıkması için üzerine düşen yaparak mutlu bir ülke istiyoruz. Yani bir mutlu azınlık ya da mutsuzlar topluluğunu görmek istemiyoruz yani. Şimdi bakıldığı zaman da bu işsizlik oranlarının son Ocak ayındaki işsizlik rakamlarının artmasındaki sebeplerden bir tanesi de 2016 yılının turizm açısından kötü geçmesi olarak gösteriliyor. Turizm kötü gittiği için otellerin birçoğu kapandı. O nedenle de işsiz rakam sayısı da oldukça arttı olarak yorumlanıyor. Siz turizmdeki o etkenin geçerli olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Ama yani sadece 2016 yılında herhalde Antalya'da sadece 500-550 bin kişi ekstradan işsizlik katıldı. Doğrudur. Aynen görüşünüze katılıyorum. Geçtiğimiz yıl maalesef Rus uçağının düşürülmesiyle başlayan Rusya-Türkiye arasındaki ilişkilerin bozulması gerek tarım sektöründeki ihracatımızı gerekse turizmde, çünkü en çok turist aldığımız ülkelerin başında Rusya geliyor. Bunu olumsuz etkilemiştir. Ama turizm sektöründeki arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde bu yıl bağlantıların çok iyi seviyede olduğunu öğrendik. Turizm sektörü de pek çok sektör gibi lokomotif bir sektördür. Bunun da ülkemize önümüzdeki günlerde, aylarda inşallah olumlu yansımasını hep birlikte yaşayacağız diye ümit ediyoruz. İnşallah öyle olur. İnşallah işsizlik sorununu da yavaş yavaş çözeceğiz. Evet, bu paketlerle desteklenecek. Tabii Antalya'da bir taraftan FETÖ-PDY operasyonlara devam ediyor. 1408 kişi daha tutuklanmış efendim. 3000 soruşturma kapsamında 3867 kişi hakkında adli işlem başlatılmış. 1408 kişi de tutuklanmış. Bu son yapılan açıklama Antalya Valiliğinden. Bugün gelen açıklama bir taraftan tabii ülkemizde ciddi mücadele içerisinde. Önümüze malum referandum. Onun öncesinde tabii hem emniyet hem jandarma hem asker yani ordumuz muazzam bir arka arka operasyonlar gerçekleştiriyor. Hem doğuda hem yurt dışında Suriye'de operasyonlar asker tarafından yürütülürken ordu tarafından Türkiye'de de Antalya Emniyet Müdürü'nün de içinde bulunduğu ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Ne işi de ne de PKK'ya göz açtırılmıyor. Farklı farklı ülkede tabii Türkiye'miz sarmış durumda. Topla topla bitmiyorlar da. Onunla ilgili haberleri gelince tabii ki paylaşacağız. İş dünyası da bunlardan etkileniyor mu? Tabii ki. Yani terörist dünyası mutlaka etkiliyor. Temenni bitmesi yönünde. Nasıl buluyorsunuz? Var mı artık iyileşme? Son dönemlerde azaldı giderek. İşte doğuda mesela olaylar gerçekleşmiyor. Nasıl buluyorsunuz bu havayı? Öncelikle iş dünyasındaki arkadaşlarla birlikte terörün her türlüsünü naletliyoruz. Çünkü bu güzelim ülkeyi yaşanmaz hale getirmek isteyen iç ve dış mihraklar ülkemizde provokatif pek çok eylem yaparak ülkemizin huzurunu, ahengini bozmaya çalışıyorlar. Bu da mutlaka ülkemizi olumsuz etkiliyor. Biz dünyanın tüm insanlara yetecek kadar toprağının olduğu, tüm insanlara yetecek kadar işin, aşın olduğunu düşünüyoruz. Ve bu şer odaklarıyla hükümetimizin, ülkemizin verdiği bu çetin mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah terörün her türlüsü biter ve bu cennet gibi vatan daha yaşanılır, daha güzel bir vatan haline gelir. Bunu canı gönülden arzu ediyoruz. Evet Murat, az önce sen referandum dedin mesela. Referandumdan inşaata bağlayalım. İnşaatla ilgili çünkü Kepez bölgesinde Kepez Belediyesi tarafından çeşitli referandumlar yapılıyor. Gülveren Mahallesi'nde şimdi bir referandum söz konusu. Çıkacak olan sonuca göre kentsel dönüşüm gerçekleştirecek. Az önce bahsettiğim gibi sadece bina yıkılıp da oraya yani gecekondu yıkılıp yerine bina dikmek değil, bölge bölge olarak referandum sonucuna göre kentsel dönüşüm yapılıyor. Kepez'deki gecekondularına bakıldığı zaman şimdi şöyle bir 10 yıl 15 yıl öncesini düşündüğünüzde ciddi anlamda hani Murat'ın dediği gibi varoş dediğin zaman aklına Kepez geliyordu. Ama baktığımızda artık bu yavaş yavaş ortadan kalktı bu düşünce ve Kepez'deki
insanların da değişmeye başladığını, binaların da değişmeye başladığını. Çünkü önce binalar değişir, sonra insanlar değişir. Bu böyledir. Sizler nasıl bakıyorsunuz? Hem başkana sorayım hem yönetim kurulu üyesine. Yani bu kentsel dönüşüm. Evet, ben öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum konuşmama. Teşekkürü 1994'ten beri belediyelik olan Kepez bölgesinin bugüne kadar hizmet yapan tüm belediye başkanlarına vermiş oldukları hizmetlerden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. Ama teşekkürün en büyüğünde son iki dönemdir Kepez yapan ve Kepez'i çağdaş ve modern bir şehir olması yolunda büyük bir efor ve gayret sarf eden mevcut belediye başkanımız Hakan Tütüncü'ye yapmak istiyorum. Ve iki dönemdir ben de kendisiyle birlikte aynı zamanda Kepez Belediye Meclis Üyeliği görevimi yapıyorum. Kendisi belki en fazla 3 saatlik bir uykuyla Kepez'in o yayının başında söylediğiniz varoş deniyor. Ben çok üzülüyorum bu kelimeye. Çünkü ben 1971 Burdur Çavdır doğumluyum ama 1972'den beri Kepez'de yaşayan, gecekondunun tozunu yutmuş bir kişiyim. Ve tabii Anadolu'nun değişik coğrafyalarından 81 ilden insanın yaşadığı 550-600 bin nüfuslu Türkiye'nin 52-53 ilinden büyük bir ilçedir Kepez. Kepez'deki değişimi, dönüşümü sizlerin de söylediği gibi herkes görmekte. Ve bugün Antalya'nın parlayan yıldızı ve dinamiği olan bir şehir aklımıza geliyor. Yani Kepez o mahvus talihini artık geride bırakmış, pek çok imar sorunları, pek çok mülkiyet ve tapu sorunlarını çözmüş, bugün modern bir şehir statüsüne kavuşmak üzeredir. Tabii Kepez Altı Santral Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı kentsel dönüşümle birlikte Kepez'in vizyonu bir kere daha değişecek. Yine sizin söylediğiniz gibi Gülveren'deki yapılacak olan kentsel dönüşümle üniversiteye de çok yakın, otogara, Akdeniz Sanayi Sitesi'ne yakın olan bir bölgede çok güzel bir sitelerin mevcut olacağı bir şehir vücut bulacak. Yine bunun yanında geçtiğimiz günlerde Masada'nın eteklerindeki Kazım Karabekir, Yavuz Selim, Barış ve Esentepe mahallelerini içine alan 5 mahallemizde yapmış olduğumuz referandumla birlikte oradaki imar plan revizyonunu da hayata geçireceğiz inşallah önümüzdeki süreçte. Orada aynı başkanımızın ifadesiyle Bodrum Yalıkavak'taki o beyaz evleri bilirsiniz. O şekilde Antalya'ya Kepez'den giren bir gerek yurt içinden gerek yurt dışından bir müsavirimizin veya turistimizin Kepez'e baktığında Antalya'yla ilgili yorumu bugünkü gibi olmayacak. Evet, aslına bakarsanız tabii dert edindiğiniz belli. Çünkü o bölgedeki iş adamları olarak bir kere şöyle, dert ediniyorsunuz. O bir gerçek. Şimdi Mazıdağ dediğin yer öyle hafif alınacak bir yer değil. Çünkü deniz manzaralı bir yer. Evet. Deniz görebiliyorsunuz. İş adamları derine daha çok Kepez'i anlatınca aslında son itibariyle o bölgenin sevdalıları bu insanlar. O bölgede yetişmiş insanlar. Orada ticaretlerini kazanan insanlar. Hassasiyetleri biraz da o yüzden. Bir reklamlar diyelim. Reklamlardan sonra daha çok dernekle alakalı neler yapacağız. Onlara bir bakalım. Tabii gündemle alakalı bir görüşümüz de var. Yalçın'la biraz değerlendirmemiz de olacak. Antalya gündemiyle alakalı bir Türkiye gündemine bakacağız. Reklamlardan sonra. Evet, programımızın ikinci yarısına başlamış olduk efendim. Yine konuklarımıza devam ediyoruz. Kepez'i konuşuyoruz. Kepez'deki iş adamlarını konuşuyoruz. Tabii ki sadece bunu değil, Antalya'nın sorunlarına da değiniyoruz. İstihdama, işsizliğe, inşaata, hemen hemen her sektöre değiniyoruz. Ondan sonra da Antalya gündemi ve Türkiye gündemiyle ilgili iki kelam da bizler edeceğiz. Ama önce bir şu Kepez'in sorunlarını, Antalya'nın sorunlarını bir bitirelim. Kentsel dönüşümde kaldık. Gülveren Mahallesi'ne yapılacak olan referandumda tamamladık. Başkanlar cevap verdiler. Hemen arkasından da soralım bakalım kendilerine. Ya her şey böyle iyi güzel gidiyor da hiç mi sorun yok? Herkes toz, her şey toz pembe mi Kepez bölgesinde? Hayır. Evet. Ya sorunlar sınırsızdır, imkanlar sınırlıdır. Bir de hizmetin çıtası yükseldikçe beklentiler daha da çoğalmaktadır.
Gerçekten Kepez çok ciddi bir hizmet alıyor. Dinamik bir belediye. Örnek vereyim, İmar Müdürlüğümüz şu anda Muratpaşa Belediyesi'nin verdiği ruhsatın en az 2,5 katı inşaat ruhsatı vermektedir. Yani hafta sonları bile çok günler mesai yaptığını ben biliyorum. Bir de Kepezli hemşehrilerimizin arsalarında maksimum inşaat miktarı yapabilmeleri için 1.7 katsayı çarpanı var. Bu konuyla ilgili geçen dönem başlattığımız şeyi bakanlık uzattı. Bu da yani onu biraz açalım. Bundan sonra aslında birebir 2017 tarihi 2016'ydı. Bir yıl uzatıldı, 2017 oldu. 6 ay daha uzatıldı. Artık giriş kat daireler yapılmayacak ve üstteki dubleks dairelerin de kod farkları alınarak yapılacak. Böylece bir binada daha az daire çıkmış olacak ve bunun da daire fiyatlarına da biraz daha etkili olması bekleniyor aslında. Bu konuda da insanlar tabii ki yasa birebir 2017'ye geçerli olacak dendiği için arsası olan gerekli izinleri almak için belediyelere akın ettiler. Burada bir yoğunluk oluştu. Bununla ilgili de Kepez Belediyesi'nin bir çalışması olduğunu biliyorum. Bir komisyon kuruldu. Evet. Devamını sizden dinleyelim. Yani belediyemiz maksimum ruhsatı vererek hemşehrilerin haklarını önlemesi için elinden geleni yaptı. Ama bakanlığımız bunu uzattı yani. Şu bir anda, uzama daha bekleniyor. Onu da söyleyeyim. Uzama %99 oluyor yani. Biz aldığımız bekleniyor. Şeye göre, bilgilere göre. Bu da hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bunun anlamı nedir? 1000 metrekare inşaat yapacak bir hemşerimiz şu anda bu belediyemizin sağladığı imkanla birlikte 1400 metrekare yapıyor. Yani ne demektir bu? 100'er metreli 10 daire yapılacak yere 100'er metreli 14 daire yapılacak. Bunun ikisini müteahhide verse ikisi de yer sahibine kalacaktır. Bu da çok ciddi bir şanstır yani hemşerilerimiz için. Güle güle kullansınlar, hayırlı olsun diyoruz. Evet, biraz Ali Bey'e söz verelim. Sizin Kepez bölgesinde veyahut da Antalya'da görmüş olduğunuz sorunlar nelerdir ya da güzellikler nelerdir? Ya şu yasa çıktı ya da işte şu belediye iyisini yaptı, doğrusunu yaptı, bizim için de önümüzü açtı diyebileceğiniz konular var mı? Hangi sektördesiniz Ali Bey? Petrol istasyonu. Yakıt sektöründe. Evet, yakıt istasyonu. Orada vardır bayağı bir sorun herhalde. Tabii orası bitmez zaten. Şöyle yurt dışına bakıyoruz. Dipsiz kuyu mu diyorlar? Evet. Yani yurt dışında gidiyorsun, pompayı alıyorsun kendin değil mi? Kendiniz dolduruyorsunuz. Evet. Şimdi bir gün hayal ediyorum, gelir onu mi? Onu kaldırmaya düşünme, işsizliği arttırma. Evet, o doğru. Orada kaç tane iş personel istihdam ediyor. Düşünme onu sen. Evet. Ne oldu? Ülke düşmanı mı olduk şimdi? İşsizliğin başlığı gibi. Ne alakası var? Oysa ki insanların becerilerini ortaya çıkartıyoruz. O makineleri yapmak için o gençler orada eli pompa tutacağına gitsin bilgisayar başında bilişim işleminde, bilişim işlerinde değil mi hünerlerini sergilesinler? Yani ya, pompa, orası, yakıt koymak bir meslek değil. Tabii orası öyle de biraz da herkesin yapabileceği bir iş şey değil mesela. Tabii orada bizimki işin evet, esasen şakası ama ben hep hayal ederim tabii ki. Şu açıdan aslına bakarsan bak şimdi biz neye özeniyoruz? Şimdi Avrupa kültürüne özeniyor muyuz? Evet. Yani onların disiplinine özeniyoruz. Onların birbirine sahip çıkmasına, yani vatanlarına sahip çıkmasına, ihbar etme yeteneklerini, değil mi? Evet. Yani pek çok şey ne diyoruz ki? Bizden daha ileri seviyediler. Hayvan sevgisine daha ileri seviyediler. Doğaya daha saygılılar falan diyoruz ya. Kendi işlerini kendileri yapıyorlar aynı zamanda. Evet. Yani bizim ülkemizde kişi başına garson düşüyor neresi restorana. Orada koskoca restoranda iki kişi çalışıyor. Bir söz alabilir miyim? Buyurun lütfen. Ne demek? Sevsemiz hizmet. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki gelişmiş ülkelerin teknolojilerini ben de canı gönülden takdir ediyorum. Ancak gerek insanlık gerek medeniyet açısından onların bize hiçbir şekilde örnek olduklarını düşünmüyorum. Yani aykırı konuşuyor gibi anlaşılmak istemem. Zira keşke onların o doğaya, hayvana göstermiş oldukları sevgi, saygı Suriye'de ve Müslüman ülkelerde yaşanan dramlara da gösterilmiş olsaydı. Bugün ülkemiz 3,5-4 milyon Suriyeli vatandaşı bünyesine aldı. Onlara ev sahipliği yapıp onlara iş imkanına vesile olurken bizim dengimizdeki bir Almanya mültecileri almadı. Bunun sebebi olarak da ekonomisinin bozulacağını gösterdi. Onun için biz köklü bir medeniyetin çocukları olarak
insanlıkta dünyaya ders verebilecek boyutta olduğumuzu düşünüyorum. Ama daha fazla çalışmamız, daha fazla üretmemiz, daha başarılı olmamız gerekiyor. Geçmişteki atalarımıza layık olmamız gerekiyor. Bizim ecdadımız sadaka taşları koymuş. Sadaka taşlarına geceleri hayırseverler gitmiş, birer miktar gönüllerinden kopan hayırları bırakmış. Gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar da kendi ihtiyacı kadarını gidip oradan almış. Böyle bir medeniyetten geliyoruz. Yani kökümüzü iyi araştırıp iyi görmeliyiz. Ama onların teknolojilerini, çalışkanlıklarını, bunlar neden oluyor? Sistem sayesinde oluyor. İşte biz 16 Nisan'da ülkemizin kabuk değiştirmek için o sisteme bir adım atmasıdır aslında o referandum. Amerika'da 220 yılda 45. başkanını seçti. Biz 94 yıllık ülkeyiz, cumhuriyetiz. Şu anda 65. hükümetteyiz. Şimdi tabii referandum ayrı bir konu zaten de ona hiç girmeyeceğiz şimdi, yoksa uzar gider o mesele. Evet. Ama şu sorun meselesine bir gelelim. Hani bir söz verdik, sözü yarıda kalmasın. Yakıt sektöründen siz de sizin tespit ettiğiniz sorunları sordu Yalçın. En azından o söz havada kalmamış olsun. KEPES'in sorunları dedi, bayağı gecekondu sorunu, işte yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla işte yoldur, su, altyapı sorunları, bunlar bayağı KEPES'in büyük sorunu. İş ama dünyasının aslında sorunu var mı? Şimdi KEPES'i, şimdi KEPES'i, o artık biraz da yönetimsel, evet, şekli o da. Oraya çok girmeden, şöyle iş dünyasının sorunu ne o bölgede? Bölgesel ya bahsedelim. Şimdi, yani o bölgede KEPES'de iş yapan inşaatçısından tutun. Evet. O bölgede nakliyatçısından tutun. İşte yakıt istasyonu olandan tutun. O bölgede daha çok sorun var mı? İş dünyasının zorlandığı. Ha şu olabilir. Ya trafik sıkıntı benim için. Evet. İşte yolların darlığı sıkıntı diyebilirsiniz. Yani imarı sıkıntı diyebilirsiniz. Var mı böyle sorunlar o anlamda? İş dünyasının daha çok sıkıntısı. Ya iş adamları genelde gelişmiş de işte imkanları daha iyi yerleri seçerler, biliyorsunuz. Bunu ya tabii KEPES'de sorun yok mu? Var da iş adamları için bunlar fazla sorunuz olmaması lazım. Çünkü bunları çözecek olanlar genelde iş adamları. İşte kendi seçtikleri yerleri, bölgeleri genelde sorunu çözülmüş yerlerden seçtikleri için onda fazla sorun olacağını sanmıyorum. İş adamları sorunu çözülmüş bölgeye değil genelde, daha ziyade umut vadeden yerleri, evet, seçerler. Genelde sorun çözülmüş ve umut vadeden yerleri seçerler genelde. Tabii ama buralar mesela sorunlu olan bölgelere de işte oranın doğru böyle yatırım kazandırır her zaman. Evet, ama oralarda oradaki yer o bölgede yer yaşayan işte iş adamlarını işte bunlar. Mesela inşaat yapılıyor. Doğal olarak bir nüfus artışı meydana geliyor. Evet. Bir site yaptığın zaman oraya nereden baksanız 2-3 bin kişinin ekstra gelmesi demek. Evet. Bunun gibi 3-5 tane siteyi düşün. Bu nüfusun için ne lazım? Altyapı lazım. Altyapı lazım. Sağlık lazım. Okul lazım. Başka? Park lazım. Para lazım. Sosyal. Bunların hepsi içinde para lazım. Para lazım. Para lazım. Ben tabii uzun süredir KEPES bölgesinde de aslına bakarsan faaliyet gösteren bir insanım. Gerçekten çok sıkıntısını yaşamadım, evet, değil. Yani altyapı sıkıntılarını yaşadık işte. Bir taraftan internetidir, bir taraftan elektrik düzenlemesidir. Aman Allah'ım yani. KEPES'de bir işletme olmanın çok acısını yaşamadım değil. Günlerce internetlerimiz olmadı, elektriklerimiz olmadı. Bazen işte yani plansız çalışmalar iş dünyasında çok etkiliyor. Yani etkiledi bizi. Tabii bizim hakkımızı savunan bir ASSO falan yok yani. ASSO'yu gezdi. ASSO yoktu yani işin gerçeği. Yani işte internetiniz kesiliyor. Bilişim firmasısınız. 4000 internet kesik. Destek ama altyapıdan dolayı diyorlar. Buyurun zaten 30 günlük parasını ödüyorsunuz. 4000'lik iş kaybınızı kimse ödemiyor. Aslında bunlar ciddi sorunlar. İşte en azından bilgi verseler, ya bu bölgede şöyle bir enerji kesintisi olacak, şu kadar saat olmayacak. Bunu çok uzun süre yapmasalar, mesai saat dışında yapsalar. Bir elektrik kesildi 2 gün boyunca. Dünya kadar personel, of. Kim verecek onun parasını? Bir gün senin dediğinden geleyim. Bekir Sıtkı Hanlıoğlu diye anlamıyorsan vali yardımcımız, Alaaddin Yüksel valiyken, o da vali yardımcısıyla anlatıyordu. Yani yurt dışına gittik diyor, işte otelde kalacağız. Otele doğru akşamüstü gittim diyor, vardık akşamüstü, kazı var diyor. Ama öyle çok böyle bizimkiler gibi kilometrelerce kazmamışlar. Yapabilecekleri kadar. 100 metre, 200 metre kazmışlar. Otele işte yerleştik, bir gezelim dedik diyor. Gece geldik diyor, kapanmış bile, üstü asfaltlanmış bile. Ama bizim Türkiye'de öyle değil işte. Kilometrelerce kazdıkça kazıyoruz.
yavaş yavaş yapacağız diye uğraşıyoruz. Kısmi çalışma. Aslında yapılması gereken de o. Mesela bak, üzmeden. Üçüncü köprü falan yapılırken genelde biliyorsun gece daha fazla çalışıldı. Niye? Çünkü gece daha rahatsın. İkinci köprüde mesela sıkıntı olduğunda gece yapıldı. O orada normal ama yani köprüde yapman normal çünkü yerleşim yok orada. Yollarda da aynı şekilde ki. Bu kanalizasyon çalışmaları ya da asfaltlama çalışmaları gece yapıldığında hem yazın o sıcakta o çalışan personel de yapılır. Ha, gece, 12'ye gece. Kadar olur. Ha. 12'ye kadar mı? 12'den sonra herkes uyuyacak kardeşim. Yani, niye yapsın? Allah Allah. Senin çalışabilir. Yok efendim ben uyuyacağım. 12'ye kadar şimdi kimseye onu anlatamazsın. Ama 12'ye kadar dediğim gibi yapılmaz. Ona kadarsa yasal olarak akşam 7'den sonra çivi çakmak daha yasak. Komşunu rahatsız ediyorsun. Yasal olarak 7'den sonra çivi çakmak daha yasak. O zaman 7'den sonra of. Tabii. Doğrusu şu. Aslında şehirleşmeden Alttepe'yi yapsanız değil mi? Evet. Yani önce çok iyi olur da. İşte peki, onun cezasını çekiyoruz. Alttepe demişken mesela Kır Cami'de şu anda imar planları artık bitti. Evet. Askı süresi de bitti gibi itiraz da yok. Bir sıkıntı da yok. STK'lar da dava açmadılar çok şükür. Orada da bir sıkıntı yok. Altyapı sorunu. Daha altyapı yapılmadan, altyapı planlanmadan bu tür planların yapılması ne derece doğru? Hadi bakalım başkanlar. Şimdi bu altyapıyla ilgili sıkıntıların aslında sebebini de iyi görmek lazım. Malumunuz Türk Telekom ayrı bir kurum. TEDAŞ bir kurum. Antalya Büyükşehir Belediyesi ayrı bir kurum. Onun alt bünyesinde ASAT ayrı bir kurum. Doğalgaz ayrı bir kurum. Doğalgaz ayrı bir kurum. İnternet ayrı bir kurum. Şimdi bunların ödenekleri var, mali boyutu var. Bir taraftan vatandaş belediyeden bir an önce modern, temiz yol kaldırım istiyor. Şimdi efendim bunlar geçsin de biz yolu öyle yapalım dese vatandaşın ona tahammülü yok. Onun için Dünya Bankası'ndan atıyorum Büyükşehir Belediyesi kredi çekecek, kanalizasyon yapacak. O onu bekliyor. Alt belediye onu bekleyemez. Bunlar yapılıyor. Daha sonra defalarca da biz de üzülüyoruz. Yani biz de bunu çok istemiyoruz ama işte bununla ilgili de bir sistem geliştirilir de tüm kurumlar birbiriyle koordineli çalıştırılırsa. Orada araya gireyim. Varsak Karşıyaka değil de Sahil Karakolu'nun karşısındaki Karşıyaka mahallesinde evet. Bu kurumların hepsi aynı anda girdi, aynı anda çıktı. Evet. İşte tabii tertemiz bu iş. Şimdi elektrik girdi, doğalgaz girdi, ASAT girdi. İşte bu belediye başkanımızın, Kefes Belediye Başkanımızın bir başarısıdır. Bu sıkıntıları görüp yaşadığı için bunları bir araya getirmek için çok ciddi bir efor sarf etti. Kolay olmadı. Bir de Antalya biraz yöneticilere de hak vermek gerekiyor eleştirinin yanında. Çok hızlı büyüyen bir şehir. Yani 2006'da çok az büyüdük. %1.7. Genel anlamda düşünüyorum. Nüfus olarak 1.7 büyüdük. Yani ama 2008'den bu yana en düşük rakam. Yani geçtiğimiz yıllarda da çok hızlı büyüyen bir şehir. Büyüyecek bir tarafımız kalmadı ki Yalçın. Yok daha yani, büyüyoruz inşallah. Akşehir ve Boşamalı'dan doğru büyüyoruz. Giderek doluyoruz başkan. Tabi o Kır Cami'de esasen şimdi yerlerin altında tüneller yaparak, Kefez'de yapıldı bir örnek yapılacak karar alındı. Tüneller yaparak üstlerini asfaltlarsınız. Doğalgaz hariç tabi doğalgaz önceden döşetmek gerekiyor. Onun içerisinden suyunu çek, elektriğini çek, internetini çek. Alta tünel yaptığınız zaman bir sorun kalmıyor. Evet. Tekrar kazmanıza gerek kalmıyor. Bunun örnekleri var efendim. Yeter ki zeka yabancı koksun. Filmlerde izliyoruz. Yönetici zeka şehrin altında neredeyse koyuyorlar. Bir şehir daha var. Tabii var. Ama bizde şehrin altında çukurlar var. Çukurlar var. Yani o şehirlerin altındaki şehre inip, yani tünellere inip, alt tepeyi zaten tamamlayabiliyorlar. Kazmadan efendim asfaltı. Şimdi Antalya'da pek çok siyaset önemli konuklar getiriyor. İş evet. Dünyasında topluyor oraya. Kendi üyeleri dahil basını topluyor. Evet. Yine diğer siyahatlarından misafirler oluyor. İş dünyasından isimler oluyor. Ve getirdiği konuk o kişilerin ufkunu açıyor. Varsa ülke gündemi bilmediklerimizi anlatıyor. Çünkü bugün Ankara'da yaşananlar, İstanbul'da yaşananlar bizim uzağımızda yaşanan şeyler. Oralarda özellikle o bölgelere yakın, o konuya yakın insanlar farklı farklı iş dünyasının siyahatların içinde bu tür sohbetlere katılarak iş dünyasının ufkunu da açıyor. Ekonomi anlamında, işte işkur destekleri anlamında, yine terörle mücadele anlamında. İşte terörle mücadele ne alaka diyeceksiniz ama önemli. İş dünyası yakından bilecek, yatırım ona göre yapsın. Nasıl olacak? İşte ekonomi danışmanları gelecek, bilecek çünkü iş dünyası. Onlarla buluşturacak ki başkanlar, üyeleriyle. Ona göre rahat rahat hareket edecek, sorularını soracak, aydınlanacak, toplum bilgilendirecek aynı zamanda.
Bununla alakalı 2017 yılında, tamam, eski bir derneksiniz, yeni bir yönetimsiniz. Ne yapacaksınız? Var mı böyle bir konuk ağırlama, onlarla sizin üyelerinizi buluşturma, ufuklarını geliştirme? Var mı böyle proje? Varsa kimler? Tespit edilmiş isimler var mı? Var. Görüşmelerimiz sürdüğü için şu anda isim veremeyeceğim. Bu şeye benzedi başkan. Şimdi, tabii bir futbolcuyla başlarsanız görüşmeye ismini açıklamazsınız ya, fiyat artar şeklinde. Yok, fiyatla ilgili değil de tabii getireceğimiz yani. İnsanlar gerçekten popülaritesi olan insanlar olacak. Önümüzdeki süreçte bir iki ciddi program yaparak inşallah ilk tüyoyu da size veririm Murat Bey. Şüpheniz olmasın. Olacak yani, çalışmalarımız olacak. Sık yani sık. İğme kazanarak devam edecek çalışmalarımız. Şimdiden bunun sözünü veriyorum yani sizin aracılığınızla. Evet. Üye olmanın bir bedeli var mı size? Üye olmak için tüzüğümüz gereği 500 lira üyelik giriş aidatı var. 500 lira da yıllık aidat var. Mutlaka derneklerin ayakta kalması için, bunları yapabilmesi için ihtiyaç var bunlarda. Doğru söylüyorsunuz. Yetmeyen yerinde arkadaşlarımızla birlikte destekleyerek götürürüz. Şu anda herhangi bir sıkıntımız da yoktur. Bunun için tüm üyelerimize ve yönetimimize teşekkür ediyorum. Programın sonuna geliyor. Son sorum olsun benim. Daha çok üye yapabilmek için var mı çalışmalar? Var. Var. İlk etapta bizim birinci hedefimiz en az 100 üye. Şu anda 50 kusur üyemiz var. Nihai olarak da 250-300 civarında üye yapmayı hedefliyoruz. Bu da olacağından hiç şüphem yok. 500-600 bin nüfuslu bir KPSS'de herhalde 300 tane iş adamı çıkar diye düşünüyorum. Onun için derneğimize KPSS'in dinamiklerinden, iş dünyasındaki başarılı arkadaşlarımızı davet ediyorum. Onlarla omuz omuza beraber çalışmak canı gönülden arzu ederiz. Amacımız fani olan şu gök kubbede bir hoş seda bırakmak. Yani biz bir zenginler kulübü gibi düşünmüyoruz, olaya o şekilde bakmıyoruz. Ben az önce de söylediğim gibi gecekonda yetişmiş orta gelirli bir ailenin çocuğuyum. Burada çok zengin olduğum için de bu dernekte değilim. Amacımız bu dernek aracılığıyla KPSS'e ve KPSS'lere gerek istihdam konusunda, gerek hizmetler konusunda, gerek onların sorunlarını gerekli mercilere aktarma konusunda bir aracılık görevi yapabilmek. Bunu yapabilirsek bize ne mutlu. Arkadaşlarımız da iş dünyasında hepsi, her biri kendi dalında kendini ispatlamış ama en önemli özellikleri her birinin mütevazi olmaları ve alçak gönüllü olmaları. Bizim en büyük kıstaslarımızdan birisi de budur. Evet. Son sözü vereceğiz size. Şöyle bir yorum yapalım istersen. Biliyorsun dün... Konuyu şöyle yorum yapalım. Dün Ulusal Kanal'ın bir ana haberini izlerken biliyorsunuz bu referandum süreciyle alakalı hayır çıkartı falan diye bir mesele oldu. AK Parti il başkan yardımcısı. Manisa il başkanı. İstifa etti şimdi. Ozan Erdem dün akşam canlı yayına çıktı. İstifası istendi genel merkez tarafından. Evet, zaten istifa etti. Çok ilginç söylemlerde bulundu. Tabii Ahmet Erkan da biraz yüklendi kendisine. Dedi ki efendim hayır çıkarsa iş savaşı olur mu? Tabii konuyu başka yerlere getirdi. Olur mu diye sordu özellikle. Olmaz dedi. Madem olmazsa niye konuşuyorsunuz efendim? Konuşmayın değil mi? Yani olabiliyor böyle o şeyler ama yapmayın. Anladığım kadarıyla bir teşkilat toplantısı olduğu için hani teşkilata gaz verme babında söylenen ifade edilir. Evet, yani ama orada ya bir... basında çağrılınca o görüntüler yansıyınca. Ya ben hata yaptım, haddimi aştım diyeceksin. Sonra da insanların gönlüne taht kuracaksın. Çünkü hata yapabilir insanlar. Olabilir, haddini aşabilir. O konuşmaları bana şey hatırlattı. Süleyman Soylu'nun ilk dönemlerini hatırlattı. Evet. Süleyman Soylu'nun hareketleri de vardı onda, o konuşmalarda. Biraz gaza gelmiş. Evet. Siyaset bilimciyim, aynı zamanda kişisel gelişim üzerine eğitim de veriyorum deyince benim beklediğim daha da çok artmıştı. Sonrasında tabii ki verdiği cevap biraz aslında bakalım söylediğini yutmak anlamına geliyor. Bunlar toplumu germeyelim. Her partiden. Aman dikkat. Yani eğer basını çağırıyorsanız söylediğiniz sözlere dikkat edeceksiniz. Önemli. Çünkü sonuç itibariyle her sözden siz sorumlusunuz. Eğer söylüyorsanız da arkasında duracaksınız. Bu arada 20 öğretmen atanacakmış. Gözün aydın. Hocam. Ya ben atanamayan öğretmen lafına karşı olduğum için hayırlı olsun. Sonuç itibariyle hepsi üniversite mezunu. Birer vatandaş. Dediğim gibi hani gazetecilik bölümünü bitirip de atanamayan gazeteci diye bir şey oluyor mu? Ya da laboratuvar kimyager
bölümünü, kimya bölümünü bitirip de atanamayan kimyager oluyor mu? Olmuyor. Atanamayan öğretmen de yok. Öğretmen adayı var. Tabi bu arada şimdi atanamayan öğretmenler diyoruz ama yani hepsi atanırsa bu kez özel sektörde ne olacak? Bir de işin o kısmı var. Yani özel sektörün de ihtiyacı var. Öğretmen açığı var, öğretmen tabii ihtiyacı var. Dershaneler kapandı ama özel eğitim kurumları var sonuçta. İsimleri değişti sadece. Oralara da öğretmen lazım. Bir sürü kolej var, kreşler var bu anlamda. Yani o insanlara ihtiyaç var. Aynı zamanda bu tür eğitmenler iş dünyasına da gerekli. Bank Kepsat aramızda. O insanlar da personellerine eğitim verecekler. Yani farklı eğitim kurumları var dışarıda. Danışmanlık firmaları var. Buralarda görev alacaklar. Aslına bakarsan işsiz kalmaz ki kimse efendim. Kalmayacak. Özellikle yeter ki çalışmak bu isteyelim. Son dönemde mesela öğretmenlik okuyup da son dönemde hani atanamadım diyenlerin çoğunluğuna bakıldığı zaman da hangi bölümü bitirdiklerini genelde ana sınıfı ya da rehberlik öğretmeni olduğunu görüyoruz. Yani daha kolay atanabileceğini düşüncesiyle bunu bitiriyorlar yanılmıyorsam ama daha önemli yerler okunabilir diye düşünüyorum. Tabii ki sen okudun mu derseniz okumadım. Öğretmen olma gibi bir düşüncem yoktu. Mesleğimden de şu an için memnunum. Evet. İş dünyasıyla sohbet ederken özellikle Ali Bahar da bunu çok söylüyor. Niye gökdelen yapılmaz Antalya'ya diye. Ben de çok dikkatimi çeker. Şöyle kepeze bir gökdelen yani, yapılsa olmaz mı? Antalya'nın göbeğine o alışveriş merkezi yapıldığı zaman mesela dendi ki ya şuna bak Antalya'ya yakışıyor mu? Aslında yapılması lazım Antalya gökdelenler. Tabii bunun iki nedeni vardır. Birincisi ben gökdeleni diktim şöyle baktım aman Allah'ım ya beton yığını, çanak antenler, küflenmiş günüsular görmek istemem. Yani bunun önüne geçmek için olabilir. Murat sana bir şey soracağım. İnsanlar New York'a niye gider? New York'a bina görmeye gider. Gökdelenler için giderler. Gökdelenleri görmeye giderler. Özellikle helikopter kaldırıyorlar New York'ta. Gruplar için ve göklerin etrafında dolaşıyorlar. Evet. Göklerin üstüne çıkıyorlar, bütün New York'u izliyorlar. Gizli gelir elde ediyorlar. Antalya'dan da birçok iş adamı ve siyasetçi Amerika'ya gidiyor. Gördükleri şeyler, binalar, o gökdelenler. Ama Antalya'ya geldikleri zaman gökdelenlere karşı. Şöyle, gelir. Şimdi Antalya merkezi göklerin olmaz. Yani Antalya'ya göklerin yapmanın imkanı yok. Mümkün değil. Nedenini söylüyorum ben sana. Programımız bitecek ama bir kere bir göklerin diktiğiniz 100 katlı onun taşıyacağı bir altyapı kanalizasyonun elektriğine kadar hiçbiri karşılamaz. Şu doğrudur. Henüz Aksu yapılaşmadı bak. Aksu bölgesi yapılaşmadı. Aksu yapılaşmadı bak Kırcami duruyor. Yapabiliriz. Hayır. Kırcami olmaz. Çünkü yaparsın. Olmaz arkadaşım. Nedeni şu. Yani o teneke çöplüğünü kimse görmek istemez. Döşeme yani göktereni dikiyorsa. Daha ziyade villa tarzı yapılmış. Döşeme altında olmaz. Expo yapıldı ne güzel. Expo'nun orada sadece 5 tane. Tamam mı? Şu şekilde boydan boya 5 tane gökdelen izin vereceksin. Orası gökdelen bölgesi olacak. Muazzam bir şehir yapacaksın etrafına da. Ondan sonra da olacak. Vizyon bir şehir olacak. Davut Çetin dediği gibi Expo'da da kumarı serbest bırak. Hayır. Expo sadece orada. Turiste dedi ama. Yerliye değil. Tarihi orada biliyorsun. Antik kentimiz var. Yeni yapılaşan var. Bir şehir. Altyapısını da çok güzel yaptığın zaman. Bak Varsak'ta çok var. Tarihi Libra Betancourt var. Orası da bitiyor. Yani, açılacak orası da. Şöyle yani kepezdeki yapılaşma. Ya ben tepeden baktığında ne göreceğine bakıyorum. Yani bu bölgede ne kepezde ne de şehrin içerisinde tepeden bak ne hiçbir şeyler görmezsin. Bak, Expo'ya bakma. O kadar gittik. Kuleye hiç çıktın mı? Çıktım. Ben hiç defa çıkmadım. Çıktım. En az 15 defa gittim. Hiç çıkmadım. Hata etmişsin bence. Çıkmadım. Ne gördün peki? Çok güzel bir eser gördüm. Yani Expo gerçekten çok güzel. Çıkanların %90'ı hiçbir şey görmedim diyor. Yani bence... Ya sadece meraktan çıktılar. Tabii ki yani ne görecek şimdi? Yani bir dizayn var orada. Ben sadece oraya görüyorum. Kenara, ama çevreye zaten bak, sınırlı bir bölge. Çevreye bak hiçbir şey yok. Çevrede bir şey yok çünkü yapılaşma olmadığı için yok. Ama güzelce bir yapılaşmayla geleceğin şehri Hatay'da hayırlı olabilir. Olsun efendim. 2021 Expo'su evet. Da Hatay'a hayırlı olsun. Orayı da aldılar. Evet, hayırlı olsun. 300 dönüm üzerine 300 milyon lira harcayarak gerçekleştirecekler. Bizim gibi öyle katrilyonlar harcamayacaklar. Evet. Rüştü Peker çok teşekkür ediyoruz başkan. Ağzına sağlık. Yolunuz açık olsun diyelim. Ali Finans efendim çok teşekkür ediyoruz. İkinize de teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Hayırlı olsun. Böyle programda ağırlığınızı. Çok sağ olun. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hayırlı kazançlar, bol kazançlar. Kepez sizden çok şey bekliyor diyoruz. Haftaya inşallah görüşürüz efendim. Herhangi bir aksilik olmazsa hayata seyirci kalmayacağız. Küçük küçük notları alacağız. Yalçın'la birlikte karşınıza çıkacağız. Hoşçakalın. Ve insanlıktan da nasibimizi her zaman alacağız. İnsancıl duygularımızı da bir kenara bırakmayacağız.